İkinci el araç almadan önce ilk yapılan iş ekspertize gidip aracı kontrol ettirmek. Ahmet Şahbudak da aynısını yaptı. Sağlam raporu verilen aracı satın da aldı ama sonra otomobilden ses gelince ikinci bir ekspertizin yolunu tuttu ve hayatının şokunu yaşadı. Şahbudak sorunsuz diye aldığı araçtan 150 bin liralık masraf çıkınca ekspertizle mahkemelik oldu. Sahibi ve götürdüğümüz eksper arabada hiçbir kusurun ve motorun çok güzel olduğunu söyledi. Ekspertizime getirdiğimde bu arabanın motorunda bir problem olduğunu, üfleme olduğunu ve motorunun iyi olmadığını resmi evraklarla bize tespit etti. İki ayrı ekspertiz, iki ayrı sonuç. Birinin sağlam raporu verdiğine diğeri ağır kusurlu dedi. 150 bin lira masraf çıkan araç sahibi şoka girdi. Takribi 150 bin, 200 bin bandında bir masraf çıkıyor bize. Genellikle iş bilmeyen kişiler şuradan çubuğu çeker, arabanın duman atmasını keser ve der ki arabada herhangi bir duman atma yok, herhangi bir üfleme yok. Aracında herhangi bir sorun olmadığını, ekspertiz raporuna eliyle yazılan bir %91 yazarak müşteriyi kandırılan bir rapor olduğunu tespit ettik. Araba size geldi. Araba bize geldi. Biz ekspertizini yaptık. Aracın motorunda motor üflemesi olduğunu gördük. Motorda duman atmasını olduğunu gördük. Abdullah Şahbudak yeni aldığı arabasına ekspertiz yaptırdı. Verilen raporda aracın motorunun %91 oranında güçlü olduğu yazıyordu. Araç sahibi 1001 güçlükte bir araç aldı. Sonra ekspertize götürdü. Kusursuz dendi. Ama içine bir şüphe düştü. İşte bu ekspertize getirdi. İşte o şüphesi de bu dumanla netleşti. Bakın buna üfleme deniyor. Yani araç duman atıyor. Oysa ki bir önceki ekspertiz hiç sorunu yok demişti. Oysa ki sorun işte bu kadar net, bu kadar büyük. Eksperle araç sahibinin arasındaki samimiyet, kendi düzenlemiş olduğu bir kurgu, olay. Gaza bastığımızda kompresör bunu içine çekmiyorsa burada motorda üfleme var olduğunu gösteriyor. Ancak tekrar ekspertiz yaptırdığında motorda üfleme vardı, 150 bin lira masraf çıktı. Bir operasyon veyahut da bir çeteleşme olduğunu düşünüyorum yani. Bu şekilde devam ederse aracın motorunda sorun olup ve motor yapılmasına doğru gider. Ne kadar bir masraftan bahsediyoruz? Yani şu an bir motorun yapılması nereden baksan 100-150 bin lira, 200 bandında bir araçta değişkenlik gösterebilir. Araç sahibi şikayetçi olduğu konuyu yargıya taşıdı. Ne ekspertiz bu suçu kabul ediyor ne de aracı satan, ikisi topu birbirine atıyorlar ve biz ortada kaldık şu anda. Bir ekspertiz açmak için ustalık belgesi, o dükkanın ruhsatı ve hizmet yeterlik belgesi olması lazım.